Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, gecemizin huzur, saadet, gecemizin mağfiret, gecemizin hidayet getirmesini temenni ederek bugün başlıyoruz. Bugün bizim için özel bir gün tabii ki. Dünkü menfur saldırıda 5 kardeşimiz, 5 evladımız, 5 masum insan hayatını kaybetti. Efendim, 22 üzerinde yaralı kardeşimiz, evladımız var. Allah şehit olan, hayatını kaybedenlerin mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin. Yaşayanlara, yaralı olanlara Rabbim'den şifa temenni ediyoruz. Tabii ki ülkemizin, hepimizin başı sağ olsun. Görevleri başında biri taksici, öteki kardeşlerimiz TUSAŞ'ta çalışırken değişik görevlerde hiç beklemedikleri, hak etmedikleri bir anda böyle bir saldırıyla muhatap oldular ve hayatlarını kaybettiler. Bugün cenaze namazları kılındı. Memleketlerinde uğurlandılar. Biz de bugün sevgili Nizamettin Hocam'ı aradım. Kendisine rica ettim. Hocam yanımıza bulunun. Programın sonuna doğru ilerleyen dakikalarda kardeşlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Sevgili Abdurrahman kardeşim burada. Efendim gönlümüze bir ilaç olsun diye, hüznümüzü biraz olsun efendim duaya çevirsin diye burada bulunmasını arzu ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tür saldırıların hedefi ne olsa olsun, Müslüman Türk milleti, bu halk, bu coğrafya, bu bayrak, bu ezan Allah'ın izniyle yere düşmeyecek. Hiçbir zalimin gücü de ne dinimize ne toprağımıza zarar veremeyecek. Tarih boyunca buna şahittir. Toprak şahit, gök şahit, güneş şahit, ay şahittir. Çünkü bu dini Allah indirdi ve o dinin koruyucusu Allah'tır. Ülkenin koruyucusu ise bu millettir. Doğusuyla, batılısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu ülkenin evlatlarıdır. Bu ülkeye kendini ait hisseden kim varsa bu ülkenin evladıdır. Efendim, ayet-i kerime hüznü dağıtan bir ayettir. Diyor ki Bakara suresi 54. ayeti, Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Onlar diridirler fakat bilemezsiniz. Her dönemin şehitleri vardır. Ve ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Allah sabredenlerin yanındadır. Kardeşlerimize dua edeceğiz inşallah. Özellikle yeri gelmişken ülke coğrafyasının tümünü az çok bilen, dolaşan biri olarak söylüyorum. Bizi parçalamaya, bölmeye, birbirimize düşman etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir inşallah. Bakara suresi, Ali İmran suresinin 103. ayetinde şöyle diyor: "Ve'tasimu bihablillahi cemian." Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Allah'ın ipi Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ve İslam bu ülkenin değişmez karakteridir. Değişmesi düşünülemez. İslam teklif edilemez, hayal edilemez, aklın ucundan geçiremez bir en büyük gücüdür İslam. Bizi birbirimize kardeş yapan da bu dindir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Bölünürseniz parçalanırsınız. Parçalandıkları gibi. Bakın diğer ülkelere halini görüyorsunuz. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanıydınız? Sahabeyi hatırlatıyor, bizi hatırlatıyor.
Allah gönüllerinizi birleştirdi. Onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, bugün dünya bir ateş çukuru. Bombalar iniyor, insanlar, masumlar ölüyor. İnsanlarda kin, nefret patlaması var, öfke patlaması var. Öfke kontrolü yok. Herkes bahane arıyor birbirini dövmek, sövmek için. Böyle bir coğrafyanın içinde yetiştik. Böyle bir coğrafyaya mahkum olduk. Aslında dünyanın tümü böyle tetikte şu anda duruyor. Bakmayın mutlu göründüklerine. Bohemlik, efendim, kaos, iç bunalımı bütün insanlığı sarsıyor. Çünkü dinlerden uzaklaşmanın, bu hangi din olursa olsun, uzaklaşmanın bedeli ağır olur. Hele hele İslam'ın alternatifi yok. Bu dinden ayrılan hiçbir yerde felah bulamaz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Şehitlerini rahmetle yad ediyorum yeniden. Efendim, programımızın sonuna doğru sevgili hocam ayetleriyle şehitlerimize Kur'an tilaveti yapacak inşallah. Dua edeceğiz, kısa bir dua, ama şu anda da ben bu gecemizi bu saatte, biraz daha erken saatte, bütün bugüne kadar gelen İslam şehitleri tümü, Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün şehitler için özellikle, genel olarak Hazreti Peygamber'in Uhud'undan Bedir'ine, Huneyn'inden Mu'tesine, Sultan Fatih'in İstanbul'una kadar, kısacası tarihimiz boyunca, tevhid ve İslam tarihi boyunca şehit olan bütün şehitler üzerine ve hasreten ülkemizi korurken dün şehit olan 5 kardeşimiz için de kısa bir dua yapalım. Duamıza amin diyelim. Neticede şu anda müteveffa olanların, vefat edenlerin arzu ettiği en büyük şey duadır. Duayı ihmal etmeyelim. Bu duaya hepimizin ihtiyacı vardır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu alel habibi Muhammedin aleyhi salatu ve selam. Rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi. Gecenin bu saatinde, Peşembe'yi Cuma'ya bağlayan bu mübarek gecede ki artık Cuma gününe girmiş oluyoruz, ellerimizi sana açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Açmış olduğumuz ellerimizde dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İstiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sana yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, pişmanlıklarımızı kabul eyle. Tövbemizi kabul eyle. Günahlarımız vardır, masum değiliz belki ama senden başka da Rab, senden başka da ilah bilmedik. Senden başkasına eğilmedik. Ya Rabbi, bizi bu halimize kabul buyur. Masum olmadığımızın farkında olduğumuz için tövbe ediyoruz ya Rabbi. İstiğfara sığınıyoruz ya Rabbi. İstiğfarımızı, tövbemizi, tazarrumuzu, niyazımızı, yalvarışımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu anda evlerinde elini açmış, amin diyen sabiler hürmetine, amin diyen yaşlılar hürmetine, hacı teyzelerimiz, hacı ablalarımız hürmetine, gelinlik evlatlarımız hürmetine, damatlık delikanlılar hürmetine, masum, günahsız, tövbekar hacı amcalar hürmetine. Ya Rabbi, beslemiş olduğumuz evlerimize, önlerine yem koymuş olduğumuz masum, günahsız hayvanlar hürmetine, her yaprağı aralayan yağmur taneleri hürmetine, göğe tecelli buyuran nurun hürmetine, semavat ve arzı ve evreni ve varlığın tümünü aydınlatan o nurun hürmetine, Kuddus Esman hürmetine, Rahman, Rahim, Settar, Mughis Esman hürmetine ya Rabbi. Rahman ve Rahim olan Esman hürmetine bizleri affeyle, bizi mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gönderinden bu bayrakları eksik etme ya Rabbi. Sancağımızı, bayrağımızı, şu ay yıldızlı hilalimizi, şerefli mazimizi, mazimizle perçinleşmiş olan bu güzelliği daim eyle ya Rabbi.
kimi Hasan, kimi Hüseyin, kimi Cengiz, kimi başka bir isimde yaşayan, Müslümanlığının farkında olan, dininden şeref duyan, dininden haz duyan bu kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hazreti Adem dedemizden, Hazreti Havva annemizden bu yana, bugüne kadar tevhid mücadelesi için, hakikat için, hak için, özgürlük için, nimet için, vefa için, kulluğun ispatı için, Allah'a olan bağlılığının ilanı için şehit olmuş kim varsa ya Rabbi. Hazreti Adem'den 124 bin peygamberden bu yana, en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar, günümüze kadar kim şehit olmuşsa tümüne rahmet eyle ya Rabbi. Kimine mağfiret eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kusurlarını affeyle ya Rabbi. Biliyoruz ki şehidin ilk kanı damlası yere düşünce bütün günahları affolunur. Ve hayatını kaybetmiş olanlar dünyaya bir daha dönmek istemezler. Kurtulmuş olan Allah tarafından bağışlanmış olup da ahiret alemine gelenlerde gidenlerden hiç kimse dünyaya geri gelmek istemezmiş. Bir kişi hariç, bir grup hariç şehitler. Şehitler sadece yeniden dünyaya gelmeyi arzu ederlermiş. Niye diye sorulduğunda şehitliğin şerefini bir daha tadalım diye derlermiş. İlahi ya Rabbi bütün şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kusurlarını affeyle. Ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Ülkemiz hakkında kötü niyetli olan kim varsa ya Rabbi onu senin adli ilahinine tevzi ediyoruz. Sen onlara nasıl tecelli edeceğini bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Bizleri tövbekarlardan eyle ya Rabbi. Bizleri mahzun eyle ya Rabbi. Okunmuş olan Kur'anlardan, okunmuş olan salatü selamlardan, Yasinlerden, dualardan, zikirlerden hasıl olan sevabı evvela ve hasreten ve ammeten Muhammed Mustafa Efendimiz'e, Ehl-i Beytine, dört halifeye ve bütün sahabilere ve sonra İslam'a hizmet eden kim varsa büyüklerimizden hepsinin ruhaniyetini hediye ediyoruz. Vasıl eyle, ulaştır ya Rabbi. Bu ülkeyi ahirete kadar payidar eyle ya Rabbi. Bu ülkeyi vazgeçilmez en büyük güç eyle ya Rabbi. Dünyanın kontrolünü elinde tutacak olan bir güç haline getir ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ya Mughis, ya Munir, ya Şafi, ya Kafi ve ya Vafi Esma'nın hürmetine bütün bu dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, borçlara eda, sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Bütün duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha diyoruz. Ve efendim Fatiha'mızı özellikle hasreten bu şehitlerimiz için ve ammeten bütün şehitlerimiz için efendim gönderiyoruz. Mevlam mekanlarını cennet eylesin inşallah. Efendim Hazreti Peygamber bol bol yapmış olduğu bir dua ile başlamak istiyorum. Hazreti Peygamber'in yaptığı bir dua ile ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik, ey kalpleri evirip çeviren Allah. Sık sık yaptığı dualardan, Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu dualardandı. Ya musebbidet kulub sebbit kalbi ala dinik, ey kalpleri evirip çeviren Allah, kalbimi sabit eyle dininden, sevginden başka yere kalbimi savurma ya Rabbi diye dua etmek lazım. Sahabe dediler ki ya Resulallah, Hazreti Ayşe sordu. Sen bu duayı çok yapıyorsun dedi. Yani bir şeyden mi korkuyorsun dedi. Hazreti Peygamber şöyle dedi, Ayşe, insanın kalbi rüzgarın önündeki kuru yaprak misalidir. Allah böyle savurur, böyle savurur. Onun için ya musebbitel kulub sebbit kalbi ala dinik diye ifade ettim dedi. Efendim bunu bol bol bu duamızı okuyalım inşallah. Mevlana'nın efendim türbesinin girişinde bir dua vardır. O duayı sizinle bu gece paylaşmak istiyorum. Bir de ilerleyen dakikalarda önemli bir konuya da daha temas edeceğim inşallah. La tahzen, üzülme. Mevlana hepimize sesleniyor aslında. O şu anda o türbesinden, Mesnevi olmaktan çıkmış bir hidayet vesilesi olmuş. Batı'da İslamlaşan, Müslümanlaşan birçok insan Mesnevi'den etkilenerek İslam'la bütünleşiyor. Sonra İslam'a doğru efendim adım atıyor. Hazreti Peygamber'i tanıyor. Mevlana Peygamber'i tanımak için bir vesile. La tahzen, üzülme. Çünkü hüzün
Düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür. La tahzen, üzülme. Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez. Öleni diriltmez. Kederi değiştirmez ve kaderi de değiştirmez. Hiçbir fayda getirmez. Üzülme, la tahzen. La tahzen, üzülme. Çünkü hüzün sinirleri yıpratır. Çünkü hüzün kalbi yorar. Çünkü hüzün gecelerini mahveder. Uykusuz hale getirir. Halbuki geceler geçici, ömür kaybolucudur. Ve insan çürümeye mahkumdur. La tahzen, üzülme. Mevlana, eğer günah işlediysen tövbe et. İstiğfarda bulun. Yanlış yaptıysan düzelt. Onun rahmeti sonsuz, kapısı hep açıktır. Allah'ın kapısı hiç kapanmadı ki. Onun kapısı her dem tövbe edenlere, tövbekarlar için açıktır. La tahzen, üzülme. Kaybettin herhangi bir şey için üzülme ve mahzun olma. Kalbine gelmiş olsa bile hayatını kalbine mahkum etme. Çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Nimetler üst üste gelecektir. Seni en daraldığın yerde sıkıntıdan çıkaracaktır. Allah'ın sana bahşettiği diğer nimetleri düşün ve şükret. Şükredeceğin, hamd edeceğin nice şey vardır. Allah'ın nimetini bir düşün. Elin var, ayağın var, gözün var, kulağın var, duyuyorsun, yürüyorsun, işitiyorsun, nefes alabiliyorsun. La tahzen, kaybettiklerin var, evet. Ama kazandıkların, elinde olanların kıymetini bil. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Allah'ın nimetlerini saymakla kalkmayın, saymaya kalkışmayın. Buna güç yetiremezsiniz. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya başlarsanız bitiremezsiniz. Buyurmuyor mu? Mevlana minberin üzerinden bir üstad gibi sesleniyor. Neticede kalbini Muhammed'e terk etmiş olan, peygambere bağlamış olan, bizi hakikate çağıran bir davetçi değil mi Mevlana? La tahzen, üzülme. Ehli batılın sözlerinden dolayı üzülme. Onların tenkitlerine sabrettiğin sürece mükafatlandırılacağını unutma. Batıl ehlinin sözlerinin peşine düşme. La tahzen, üzülme. İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme. İyilikte bulunabiliyorsan ne mutlu sana. Dua edebiliyorsan duan makbuldur demek ki. Allah kabul etmeyeceği eli açtırmaz kendine. Hazreti Ömer'in ifadesiyle. Dua edebiliyorsan bil ki Allah seni affediyor. Seni işitiyor, senin farkındadır. İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme. Çünkü mutluluğun yolu insanlara ihsanda bulunmaktan geçer. La tahzen, üzülme. Çünkü iyiliğin, bir iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 misline kadar. Allah çoğaltıyor. Bazen bir iyilik yapıyorsun, bir adım atıyorsun. Allah 700 adım atmış gibi sayıyor. 600, 500, 400, 300, 200, 100. Kötülük yaptığında Allah bir sayıyor sadece. Mislini. Bir kötülüğüne bir kötülük yazdı. Bir iyiliğine 700 iyilik yazdı. Allah'ın cömertliğine, kendi bakhilliğine bak. Kendi cimriliğine bak ve isyanına, hatta nankörlüğüne bak ey insanoğlu. Allah'ın ise keremine bak. La tahzen, üzülme. Dünya ne geçim ne seçim. Dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Öyle zannettin değil mi? Haramdan ve helalden gelsin, yeter ki gelsin dedin. Yeter ki vurgun vurayım dedin. Yetim hakkı yedin. Haram yedin. Adaleti davranmadın. Yetim başı okşamadın. Yeter ki gelsin dedin. Nasıl geliyorsa gelsin dedin. Kıyametin aslında tam mıhından vuran şeydi bu. Yeter ki gelsin. Halbuki dünya ne geçim ne seçimdi. Dünya bugün var, yarın yok, imtihan dünyasıdır. İmtihanı es geçtin, imtihanı kaybettin, imtihanı ıskaladın, farkında olamadın. Üzülme. Bir sıkıntı gelir sana, musibet. Bir bakarsın kulun sevgisini artırır, Allah'a yönelir. Babasını kaybetti, namaza başladı. Annesini kaybetti, tövbe etti.
Nice var, binlerce, yüz binlerce bir sıkıntıyla karşılaştı. Bir dönüm noktası oldu onun için. Namaza başlamaya, dine sarılmaya, helal yemeye, haramdan uzak durmaya, kul hakkı yememeye, yetim hakkı yememeye başladı. Üzülme, la tahzen. Altın, ateş ile iyi kul da kötülükler, musibetler ile tecrübe edilir. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Bir kötülük geldiğinde ya Rabbi benden def et bu kötülüğü. İmtihanımı ya Rabbi aşmış olduğumu say. İtfa annel belaya. Sıkıntıları, bela musibetleri def eyle ya Rabbi. Kötüleri şerleriyle boğ ya Rabbi. Devam edelim. La tahzen. Bil ki karşı karşıya kalacağın bir sıkıntı belki daha büyük sıkıntının önünde bir engeldir. Allah onu onunla savuşturmuştur. La tahzen. Üzülme. Efendim Mevlana bir kapının önünde, derin bir kapının önünde bizlere bunlarla seslenerek bizi dinin bize öğretmiş olduğu merhamet dünyasına gayret ederek çağırıyor. Mevlana'yı unutmayın. Mevlana'nın mesnevisinden efendim parçalar okumaya gayret edin. Zamanla içiniz daraldığında Mevlana'ya gidin yani. İç alemle gidiniz. Unutmayın. Mevlana şunu diyor. Men bende-i Kur'anem eger candarem men haki rehi Muhammed Muhtarem. Ben yaşadığım müddetçe Kur'an-ı Kerim'in efendim kölesiyim, bendesiyim. Ben seçilmiş insan Muhammed Mustafa'nın yolunun yoldaşıyım. Kim benden bunun dışında bir söz naklederse o sözden de ondan da efendim uzağım diyor Hazreti Mevlana. Denilir ki insanların günahkarlarını hor görmeyin. Sevgili kardeşlerim, dünyamız küçük, ömür küçük, kısa. İşte bakınız bir başladık, çocukluğumuzdan bugüne geldik. Kaç yıl yaşayacağız kim bilir? Belki bir yıl bile değil. Belki 5 yıl, belki 6 yıl. Taş çatlasa. Ömrü Allah belirliyor. İnsan kırmaya, insan üzmeye, insan daraltmaya, insan öfkelenmeye değmez. Öfkenizi kontrol edin. İnsanlara sevgiyle muamele edin. İnsanlara gülümseyin. Kimseyi, efendim, herhangi bir kimseyi parası pulu yok diye, görevi düşük görevdedir diye hor görmeyin. İnsanların kalbini kazanmaya gayret ediniz. Geçici bir dünyanın insanlarıyız. Geçici bir alemin insanlarıyız. İmtihan dünyasındayız hepimiz. Birbirimize sınanıyoruz. Kendimize sınanıyoruz. Dünyayla sınanıyoruz. Garibanlarla sınanıyoruz. Yoldan yola geçen, geçemeyen bir gözü görmeyen bir engellinin elinden tutup yukarıya geçirdiğinde ne kadar büyük sevap kazandığınız farkında mısınız? Efendim Osmanlı döneminin büyük kadınlarından biri Valide Sultan. Valide Sultan Fatih'te bir cami yapıyor, cami inşa ediyor. Osmanlı padişahlarından birinin hanımı, birinin de kızı olan bu hanımefendi, çok hayırsever, iyiliksever bir hanımefendi bir cami inşa ediyor. Fatih tarafında Valide Sultan Camii diye bilinen bir cami. Çok ilginç bir şey olduğu için söylüyorum. Parasını, pulunu o camiye harcıyor. Camiyi vakfediyor. Son derece görkemli, güzel bir cami inşa ediyor. Bir gün bir sel geliyor. O da selden etkileniyor ama selde bir kedi görüyor. Kedi tam boğulmak üzereyken Valide Sultan, Osmanlı Sultanı olan bu hanımefendi eliyle tutuyor ve kediyi çamurların içinden çıkartıyor. Yıkıyor onu, gıdasını veriyor, ekmeğini veriyor. Hayvanı kurutuyor. Efendim sel bitince de hayvanı, kediyi çayıra salıyor, sokağa salıyor. Gece rüya görüyor. Rüyada deniyor ki kendisine, bir cami yaptın, bir kediyi boğulmaktan kurtardın. Kediyi kurtarman caminden, yaptığın camiden daha çok kabul gördü. Kediyi kurtarman camiyi inşa etmenden daha kıymetli oldu bizim yanımızda.
Bir kedi ya. Herkesin yapabileceği bir ibadet, bir iyilik. Bir kedi bir lokma ekmek verdi, kuruttu onu, çamurdan kurtardı. Belki boğulmaktan kurtardı ama görkemli bir cami yaptı. Rüyada dediler ki, kediye olan muamelen cami yapmandan daha çok kabul gördü bize. Cami yapmak kıymetsiz anlamında değil. Hor gördüğünüz bir iyilik Rahman'ın katında çok muhteşem olabilir. Mesele o. Onun için İbrahim bin Ethem yoldan geçerken bir sarhoş gördü. Yollara kusan, ağzı, çenesi, vücudu böyle kusmaktan özür dilerim hepinizden. Berbat olan birini gördü İbrahim bin Ethem. Onu düştüğü yerden kaldırdı ve oturttu. Sonra gitti ve çeşmeden su getirdi. Ağzını yıkadı onun. Ağzından Allah kelamı çıkıyor dedi. Allah kelamının çıktığı ağız, efendim pis olmamalı dedi. Üstünü sildi, süpürdü. Sonra onu bir kaldırımın kenarına, orada bir ağacın gölgesine oturttu sarhoşu ve yoluna devam etti. Sarhoş neden sonra kendine geldi? Gözünü açtı. Baktı ki üstünde su var. Ağzı temiz. Kusmuğu yıkanmış. Yerinde su, önünde bir su gölcüğü var. Su dökülmüş orada. Sarhoş dedi ki, kim beni temizledi? Kim beni yıkadı dedi. Kim bana bu iyiliği yaptı? Dediler ki, Allah'ın hak dostu İbrahim bin Ethem. Sen yanından geçti ve dedi ki, İbrahim bin Ethem, bu ağızdan Allah çıkıyor. Çirkin ağız, tahammülümüz yoktur. Sarhoş üzüldü, sarsıldı, ibret aldı. Dedi ki, demek ki Allah'ın dostu olan İbrahim bin Ethem benim gibi bir sarhoşun yüzünü yıkadı, öyle mi? Dedi. Dediler, evet, senin yüzünü, senin ağzını, içini o yıkadı eliyle. O suyu döktü ve seni temizledi. Sarhoş dedi ki, estağfirullah. Allah'ım bütün günahlarımdan tövbe. Allah'ım bütün isyanlarımdan tövbe. Vallahi şahit olun ey dostlar. Bundan sonra hiçbir zaman ağzıma şu içkiyi koymayacağım. Ben ehli zikir olacağım, zakir olacağım, saim olacağım, kaim olacağım. Samimi bir Müslüman olacağım bundan sonra. Madem ki bir Allah dostu ağzımı temizledi, ben de kendimi temizleyeceğim dedi. İbrahim bin Ethem gece rüya gördü. Garip bir rüya gördü. Rüyada İbrahim bin Ethem'e dendi ki, İbrahim, sen kulumuzun dışını temizledin, biz kulumuzun içini temizledik. Sen kulumuzun dışını temizledin, biz kulumuzun içini temizledik. Görüyor musunuz? Bir iyilik. İbrahim bin Ethem nefret ve kinle dönebilirdi oradan. Hor görerek, şu kusmukla, şu içki içmiş, şu berbat şeyi içmiş, şu kötü adam, sarhoş adam deyip hakaret edebilirdi ama doğrusu onu yapmadı. Ağzını yıkadı. Bu ağızdan Allah kelamı çıkıyor dedi. Bu ağız kirli olmamalı dedi. Üstünü temizledi. Bir ağacın dibine dayattı onu. Ve sonra camiye gitti. Hor görme garibim. Bir derdi vardır. Değil mi? Meşhur sözlere, şarkılara şarkı olmuş. Hor görme garibim, bir derdi vardır. Sen de hor görme günahkarım, bir problemi vardır. Günahını meşru görme. Ama onu kafir de ilan etme. Düşmüşse sen de düşebilirdin dün. Düşmedin, düşmediysen hamd et, şükret Allah'a. Allah'ın kullarını da hor görme. Senin bir iyiliğin varsa belki onun daha çok iyiliği vardır. Belki sakat bir anneye bakıyor. Belki düşmüş bir babaya bakıyor. Belki sıkıntıdaki bir evlada bakıyor. Kim bilir? Belki bir köpeğe mama götürüyor. Kim bilir? Bilemezsin. Bilemediğin bir güzelliği vardır. İsyanın isyanı var ama bir taraftan da Rahman'ı biliyor. Rahman'ın razı olacak şeyler yapıyor. Dünyaya şöyle bir baksanız. Kerem'le baksanız. Bir tasavvuf büyüğünün, bir dervişin gözüyle baksanız keşke. Bakın size bir şey söyleyeyim.
Adam nefsini hesaba çekti. Adam kendini hesaba çekti. Günahlarını, sayısını öğrenmek istedi. Siz yaptınız mı bunu hiç? Hiç kendinizi hesaba çektiniz mi? Kendinizden yana yontmadan ama. Günahım mı çok, iyiliğim mi çok? İyi amelim mi çok, kötü amelim mi çok diye kendinle hesaplaştın mı hiç? Bil ki hesaplaşmasan günün birinde hesaplaşacaklar seninle. Gel ölmeden hesaplaş. Bakın ben bir hesap çıkardım. Adam nefsini hesaba çekti. Kaç yıl yaşamış? 60 yıl yaşamış. 60 yıl. 60 yılın tümünü sorumluluk olarak kabul edelim. Hani 13'ünden sonra günahlar yazılıyor ya, 14-15. Biz 1 yaşından itibaren sayalım. Düz hesap olsun diye. Nizamettin hocam, Abdurrahman kardeşim. Bir hesap çıkardım. 60 yılda adam kaç günah işlemiş biliyor musunuz? Her gün bir günah işletse. Hocam her gün bir günah işlemedim ki ben. İşlemişsindir, fazlasını yapmışsındır. Kimin aleyhinde konuştun? Kimi çekiştirdin? Kime küfür ettin? Kime hakaret ettin? İnternetten kimin hakkında tweet attın? Hangi şeye evet dedin bilmeden? Kimi suçladın farkında olmadan? Dedin ki Abdurrahman ne kötü bir adamdır dedin. Sordum sana, Abdurrahman'la komşuluk ettin mi? Yok. Yolculuk ettin mi? Yok. Alışveriş ettin mi? Yok. Nereden biliyorsun kötü olduğunu? Öyle dediler. Ya diyenler senin gibi yalancı ise? Mesela muhasebe ettin mi kendinle? 3 kriteri Hazreti Ömer dayatıyor. 3 kriter. Bir insan hakkında kötü veya iyi demek için 1 komşuluk ettin mi? 2 yolculuk ettin mi? 3 alışveriş yaptın mı? Bilmiyorsan o adamı tanımıyorsun demek. Diyenlere bakma. Kıylu kale aldanma dedi. Herkesin her gün işlediği bir günah vardır. Kalbinden, dilinden, gözünden, kulağından, ayağından, elinden işlediği bir günah vardır. Herkes kendini bilir. Söylemeye gerek yok. Bir hesap yaptım. 60 yılı 75 yaşındaki bir adam için 60 yılın hesabını yaptım. Günde bir günah işlerse 60 yılda 21.900 günah olur. Hesabı siz de yapın. Yanınızda makine. Bir gün, bir yılda 365 gün olduğuna göre 365'i 60 ile çarpın. 22 bin gün yani total 21.900 da 22 diyelim. 22 bin gün ediyor. 22 bin gün yaşamışsın. Her gün bir günah işlesen 22 bin günah işlemiş oluyorsun. 22 bin kez Allah'a tövbe etmen gerekiyor mesela. 22 bin kez helallik alman gerekiyor mesela. 22 bin kez Allah'a dönmen gerekiyor mesela. Allah bunu istemiyor ama. Allah diyor ki bir defa tövbe et. 22 bin günaha göre bir defa tövbe et. Bir samimi tövbe ile tövbe et. İhlasla Allah'a dön, bana dön, seni affedeyim diyor. 22 bin günahını affedeyim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah affetse bütün günahların bir anda silinip gidiyor. Bütün günahların bir anda silinip gidiyor. 22 bin günah bir kelime. Allah'ım affet. Allah'ım affet. Ey Rahman rahmet et. Ey Gafur gufran et. Ey Kuddus affet. Günahkar kulun kapına geldi Rahman. Merhamet et. Kurbanın olayım. Ey sevgililer sevgilisi Allah'ım. Ben seni seviyorum gönülden Rahman'ım. Beni affet. Bir af ile 22 bin günahın 60 yıllık günahını affedilebilir. Kim daha cömert olabilir Allah'tan? Arkadaşlar yazdınız mı? 22 bin günahı yazın. Rakamla dursun orada o rakam. 60 yılda 19 bin, 21.900 günah. 21.900 gün. Her gün bir günah.
21.900 günah nasıl affedilir? Allah cömertlerin cömerti. Onun için Valide Sultan'ın dediği gibi Pertevniyal ismiyle, caminin diğer ismi o, bir kediye olan merhametin koca bir cami ümranından daha makbul saydık. Düşmüşü hor görme, derdi olanı es geçme, el uzatana el tut, kırılmaz elin merak etme, o el kirliyse bile. Bir belediye çalışanı çöpleri kovaya koyarken, hani karşılaşıyorsunuz, edebinden dolayı eli hani değdi ya çöpe, elinizi tutmak istemez. Tut o eli ya, öpülecek el. Çünkü emek veriyor, parasını kazanıyor, hayatını geçiriyor, kazanıyor. Hor göremezsin, sakın ha. Allah seni savurur bir tarafa. Onun için kim Allah'a yakın, onu ancak kalplerin sarrafı olan Allah bilir. Hiç kimse bilmez. Ettakva hahuna diyor, buraya işaret ediyor. Ettakva hahuna, ettakva hahuna. Takva burada, 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 burada diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu önder kabul et, onu mimandar kabul et, yoldaş kabul et. Muhammed'in yolundan git. Kurtuluş bu, salim-i selamet bu, sahil-i selamet. Ya Hazreti Musa, ya Hazreti İsa, ya Hazreti İbrahim değişmiyor. Hepsi aynı yola gidiyorlar. Allah onların bereketinden mahrum etmesin. Sevgili Abdurrahman. Topladım gülleri, düştüm yollara. Yolum yine uzar fatikalara. Mevlam rahmediyor bütün kullara. Açılsın da yollar sana gel. Mevlam rahmediyor bütün kullara. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana. Nasıl bilmem bu hicrane, dayandım ya Resulallah.
Yoruldu yüreğim dert çeke çeke. Kurudu gözlerim yaş döke döke. Yolların üstüne güle keke. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Yolların üstüne güle keke. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Efendim teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık sevgili Abdurrahman Nizamettin Hocam. Efendim kıyamet alametleri mi gelişti diye soruluyor sık sık. Ben okuyacağım. Kıyamet alametleri var mı yok mu? Kararı siz verin, biz vermeyelim hani. Efendim kıyametin küçük alametlerinden bahsederken Sadık Peygamber şöyle buyurdu. Ümmetim namazı terk ettiklerinde, şehvetlerinin peşinde koşuşturduklarında, ihanetler çoğaldığında kıyamet yaklaşacaktır. Üstünde uzun uzun durmayacağım. Sadece okuyacağım. Kararı siz verin. Emanete riayet kaybolduğunda, su kaynakları azaldığında, insanlar su kavgasına girecekler. Ülkeler hatta devletler belki. Ufuk tozlandığında, her şey net, matlaştığında, net şeyler görülmez hale gelindiğinde, insanlar küfürleştiğinde, sosyal medyayı açın ne demek istediğimi anlarsınız. Kıyamet yaklaşacaktır. Kanaat ortadan kalktığında, insanlardan iyi niyet kaybolduğunda, ağaçlar çok da olsa meyve vermediğinde kıyamet yaklaşacak, yani bereket kaybolacak. Sarsıcı rüzgarlar, gereksiz yere yapılan yeminler, niye gereksiz yere yemin yapılıyor? Suçlamalar çoğalıyor veya sadakat azalıyor, sadıklık azalıyor. Yapılan yeminler çoğaldığında, haksız yere yeminler, insanlar baba ve annelerine kötü söz söyleyerek şakalaştıklarında kıyamet yaklaşacaktır. Evet, bu maddeyi de okuyayım. Haram yoldan para kazanma hırsı ve zina çoğaldığında, ne diyor bazı tüccar, hepsi değil tabii ki, para gelsin de nereden geliyorsa gelsin, yeter ki gelsin. Helalı harama bakmıyor. Hak etmediğinden 10 katını fazlasını veriyor. Halbuki mutlaka o para bir yerinden rahatsız edecektir onu ileride. Haram yoldan para kazanma hırsı ve zina çoğaldığında, gayrimeşru yaşamak normal hale gelecek. Allah'ın verdiğine rıza azaldığında, ihanet çoğalıp emanet kaybolduğunda kıyamet yaklaşacaktır. Herkes kendi aklını ve yaptığı işini doğru olup olmadığına bakmadan beğenip övmeye başladığında, batıl olan şeyler gerçek, yalan ise doğru kabul edildiğinde iktarabeti sa'a kıyamet yaklaşacaktır. Sağlıklı, vicdanlı, aklı başında, akıl sahibi olmak acizlik, ahmaklık gibi, özür dilerim, anıldığında, şeytanlık ve şeytanca adım atmalar akıllılık olarak kabul edildiğinde kıyamet yaklaşacaktır. Hangisi yok? Hangisi yok? Hangisi var peki? Kalpler köreldiğinde, kötülük iyiliği mağlup ettiğinde, kötülük iyiliği mağlup ettiğinde, insanlardaki dünya tutkusu arttığında, ölmeyecek kadar, hiç ölmeyecekmiş gibi her türlü helali haramı işliyor. Tembellik yaygınlaştığında kıyamet yaklaşacaktır. Evet, dikkat çekici bir uyarı. Vahşi hayvanların derileri, hani sadece derisi için
öldürülen hayvanlar var. 10, 20, 30 taneyi öldürüyorlar bir deri elde etmek için. Halbuki yaşama hakkı var doğada. Bırak yaşasın onu. Giyebileceğin yığınla kumaş var, başka şeyler var. Vahşi hayvanların derileri lüksün göstergesi olarak giymeye başladığında, ihtiyaçtan dolayı değil. İnsanlar birbirine gösteriş olsun diye yapacak bu işi. Dünya ahirete tercih edildiğinde, kalplerden merhamet duyguları çıktığında kıyamet yaklaşacaktır. Fesat yaygınlaştığında, bozgunculuk yani, Allah'ın kitabı oyuncak ve oyun aracı haline getirilmeye çalışıldığında kıyamet yaklaşacaktır. Samimi dindarlar azalacak. Allah için yetime iyilik yapanlar azalacak. Emanet bir nimet gibi görülecek. İhanet nimet gibi görülecek. Yalan rahatça konuşulacak. Zelzeleler, depremler, afetler çoğalacak. Bir şey olduğunda kötülerle beraber iyiler de helak olup gidecek. Allah'ım bu günleri görmeyi uzak eyle bizden. Bu günleri görmez hale gelelim. Efendim bugün biliyorsunuz dün şehitlerimiz vardı. Program başında bahsettim, konuştum. Hocamızdan bir tilavet rica ediyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhuna armağan edeceğiz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sevgili hocam buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم.
Sadakallahul azim. Sevgili hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim okumuş olan bu ayetlerde ifade edildiği gibi Allah katında öldürülenler şehittirler ve ölü denmeyin. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Allah'ım, okumuş olduğumuz ayetleri, salatü selamları, duaları, Hazreti Adem'den bu yana tevhid için, din için, İslam için, iffetleri namusları için çarpışıp şehit olanlar ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle. Hasreten Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin beraberinde hizmet etmiş olan, İslam'ı yaymak için gayret etmiş olan bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle ya Rabbi. Dün şehit olan, hayatını kaybeden 5 kardeşimizin de ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle. Kusurları varsa gider ya Rabbi. Cennetin nimetlerinden istifade eyle, ettir ya Rabbi. Şehitliğin nimetlerinden istifade ettir. Ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Ülkemizi benzeri saldırılardan, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemeye niyetli olan kötülüklerden, şerlerden uzak eyle ya Rabbi. Bizi birbirini sevenlerden eyle. Birbirine merhamet edenlerden, iyilik severlerden, öldüren değil yaşatanlardan eyle ya Rabbi. Ülkemizi de dünyanın en güçlü ülkesi eyle ya Rabbi. Bizi 80 milyon insanımızı birbirine kardeş eyle ya Rabbi. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın tümünün kabulü niyetiyle Allah razı olsun için El-Fatiha diyorum. Bu gece bizi yalnız bırakmayan sevgili Abdurrahman Ölül kardeşime, sevgili Nizamettin Sevil hocama şükranlarımı, Ferdi ve ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ekibimiz olarak sevgilerimizi iletiyoruz. Efendim sabahleyin saat 8.30'da soru cevap programımızda huzurunuzda olacağız inşallah. Sürçülisan olduysa bizim hatamız, kusurumuz, bizi affeylin edin lütfen. Pazar günü saat 10'da Kur'an ve Sünnet programında huzurunuzda olacağız. Lütfen birbirimize dua edelim. Birbirimize hoşgörüyle, sevgiyle, merhametle, affedicilikle, kinden nefretten uzak bir bakışla bakalım. En hakir gördüğünüz Allah katında en kıymetli olabilir. En iyi gördüğünüz Allah katında en hakir olabilir. Sarraf Allah'tır. Hakimlerin hakimi, karar verici Allah'tır, biz değiliz. Onun için Allah'a sığının ve tövbe istiğfar edin. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.